Berat nerede? Minibüsün arkasında. İyi mi? İyi, sıkıntı yok. Ne oldu? Niye geldin? Patron söyledi. Ne oldu? Ne olduysa oldu. İtin biri haddini bilmedi. Ben de haddini bildim. Hadi koş yetiştir patronu. Koş. Kemal. Koçum bak bir. Buyur abi. Al bakalım şunu. Sadece sen kullanacaksın artık. İyi de bu... Berat'ın attı. Artık senin. Berat? Berat biraz müsaade istedi. Biraz dinlenecekmiş. O arada sen bakacaksın yerine. Al bakalım. Hadi atla. Aleyküm selam. Minibüs nerede? Otur bir bakalım. Patron, benim minibüsü kime verdin? Aslanım, sana biri bir şey mi söyledi? Ya anahtarı kime verdin? Berat, git kafanı dinle biraz. Bak son zamanlarda iyi görünmüyorsun. İşler çığırından çıkmasın, külahları değişmeyelim sana. Ya patron, benim minibüsü kime verdin diyorum? Kemal'e verdim. Kızacak bir şey yok bunda. Al bakalım. Bunu da alayım. Kemal çalışkan çocuk. Hem sen getirdin yanımıza bunu. İşe de yaradı. Cıva gibi. Sen dinlenirken biraz Kemal senin yerine bakacak at. Sen döndüğünde geçer başka at. Tamam. Seni harcamalarına izin veriyorsun. Kemal senin yerinde olsa sana bu iyiliği yapar mıydı? Meydanı sana bırakır mıydı? Bu dünyada en çok sevdiğini elinden aldı. Sen hiçbir şey yapmayacak mısın? Böyle giderse her şeyini alacak elinden söyleyeyim. Her şeyi. Lanet olsun. Bir daha Bahar'a yaklaşmayacaksın. Onun adını bile ağzına almayacaksın, anladın mı? Kahretsin, kahretsin. Benim ben kitaplarımı bırakıp geliyorum. Nereye, ne bu acele? Kurtuluş'ta bir ev bulduk da ona bakmaya gideceğiz. Ya orası çok uzak değil mi buraya? Niye oradan bakıyorsunuz? Kirası uygun, ev de güzel. Bir bakalım dedik. Kızım burada bir sürü ev var. Kemal, alıp kızımı oralara mı götüreceksin? Ya anneciğim uzak değil ki, yarım saatlik yol. Hem daha merkezi, okuluma da yakın. Kemal de hep şoförlük yapmayacak. Orada iş bulması daha kolay. İyi, öyle diyorsanız. Ama baksaydınız keşke burada bir kere. Anneciğim. Üzülme sen. Ben seni her gün görmeye gelirim. Hadi gidiyoruz biz. Hadi güle güle çocuklar. Görüşürüz Sevgi teyze. Şuraya şöyle televizyonumuzu koyarız. Tam karşısında da böyle koltuğumuzu koyarız. Ay, ya Kemal. Sonra çayımızı yapar, böyle koltuğumuza oturur, televizyonumuzu izleriz. Senin çalışma masa? Ya Kemal ya, dalga geçme, hadi.
Bari bir görsen. Çok şirin bir ev. Böyle çok büyük değil ama bizi idare eder. Ya. Güzel hakikaten. Mahalle de iyi. Ay, ben de gelir arada sizde kalırım. Tabii eniştem kovmazsa. Saçmalama. Sizin de eviniz sayılır orası artık. Sevgi teyze. Sen istemiyorsun biliyorum. Ama görsen sen de seveceksin eminim. Anne. Bakayım haftanın birkaç günü bizde kalırsın. Her şey yağının altında. Marketi var, tuhafiyesi var, kuaförü var. Ha, iyi bu kuaför iyi oldu ya. Ve böylelikle senin de kuaför derdin kalmaz sevgi sultan. Deli şeyler. Yavaş yavaş eşyalarımızı da alırız Bahar. Bir arada nikah gününü ayarlayalım. Tamam canım. Hadi bırakın geveziliği de sofraya gelin.